Aşkım hayatım, nerede kaldın ya? Mutfak işleri, bulaşık filan, onları hallettim, geldim. Ama sen niye uğraşıyorsun? Firuze hallederdi. Ya ne olacak canım, birkaç saniye. Kısacık iş yani, hemen halledip geldim. Bilmez miyim? Sanki parmakları sihirli karım var benim. Bazen diyorum ki herhalde benim karım 5 Firuze hızında. Sen neye bakıyorsun öyle? Neye bakıyorum? Bir şey bakmıyorum. Yok yok, şey biraz kenara koymuştum. Düşer mi acaba? Bir kontrol edeyim. Sen bak bakayım benim gözüme. Nereye? Gözüme bak. Senin başka bir şey var aklında. Ne alakası var canım? Ne olacak? Ya benim aklımda senden başka ne olabilir ya? Sadık ya. Dur çocuklar. Ya da çocuğu duymuyor musun odalarından gelen sesi? Bu gürültü duyabilirler mi ya? Hı. Sen gel bakayım şurada. Ne görsen. Yani sandım. Abi sen ne yapıyorsun orada ya? Şeyler, sürpriz. Sürpriz. Kesin Tuğçe yedi. Ya kızlar, hazır böyle sessizlik yedi gelmişken artık uyusak. Uyuyalım, zaten canım çıktı. Ben de o zaman adamı gidiyorum. See you. İyi geceler. İyi geceler abi. İyi geceler Yenik. Hadi Yenik, hadi yatağına. Yarının birincisi benim. İyi geceler. Eda, yine mi bir yere gidiliyor? Evet, kaç yüz yaşındayım peri olarak, yani izin mi isteyeceğim? İzin istemeyeceksin ama gidiyorum diyebilirsin.
Gerek yok. Ben şatodan adımımı attığım anda sihirli aynandan bakıp buluyorsun zaten. Aa tabii, kendini görünmez yapmadığın zamanlar. Nereye? Biri beni sinemaya davet etti. O biri peri mi, fani mi? Peri tabii ki anne, faniler bu saatte sinemaya gider mi? Adı ne? Yeni tanıştım. Nereli? Yeni biri işte anne. Hem bir takılacağım, ciddileşirse ben sana anlatırım. Hadi görüşürüz. Dur! Eda, periler perilerle ilk buluşmalarında sinemaya gitmezler. Bu biraz fani işi. Fani değil. Fani değil derken ki ses tonun ne kadar da tanıdık Eda. Bak fani ise öğrenirim. Fani ise kesinlikle öğrenirim biliyorsun. Peri anneciğim, peri dedim, peri. Nerede tanıştınız? İşte şeyde... Büyülü Orman'da. Büyülü Orman'da. Güzel. Bak bu sefer de altından sihirle kendine zorla aşık ettiğin ünlü bir fani çıkmasın sakın. Tamam anneciğim, ben çok geç kaldım. Hadi ben Eda, çok geç kalıyorum Eda, anneciğim. Görüşürüz. Eda, ben seni bilmiyor muyum Eda? Yok işte. Yok. Yok, aldı başını gitti. Görünmez oldu. Yok. Kim bilir yine nereye gidiyor ki Dudu alarm göndermiş. Sen takibi al Perihan. Bu kızı durduramıyoruz. Tabii tabii. Derhal Periliçem. Ben ilgileneceğim. Peki ben de gidip diğer işlerle ilgileneyim. Sihirli geceler. Tamam Suzan da sen tuttun evi. Ben ilk defa geliyorum. Bir kapı numarasına bakayım demiştim. Aa, kapı numarasına bak bak. Sen bizim evin kapı numarasını biliyor musun ki kapı numarasına bakıyorsun burada? Allah Allah. Adam akıllı tut şu kutuyu. Öyle tutma. Alttan tut. Düzgün tut. Abini düz. Tuttum. Bak sabahın köründe insanların evinin önünde. Bu evde. Demek ki ne var? İçeride insan var. Ses yapıyorsun, rahatsız ediyorsun insanları. Ya
Bir kere de idare et. Bir kere de ezikleme şu Avni'yi be. Ben senin annem miyim? Ben senin öğretmenin miyim? Ben senin karınım, karınım. Bir şey de ben demeden yap. Al şu kutuyu. Al dedim mi alacaksın? Yap dedim mi yapacaksın? Sen benim kocamsın. Düş önüme. İyi tamam peki. Peşin sıra gel o zaman. Takip et beni. Ben istediğim zaman gelirim. Avni! Geleyim bari. Günaydın Çilek. Günaydın Filiz abla. Uyuyorlar mı? Daha hiç kimse aşağı inmedi. O ne? Milkshake. Sen mi yaptın? Evet. Süs yaparken gördüm. Çay koyadım yaptım. Bence çok güzel olmuş. Sen de tat. Çilek çok güzel olmuş. Bravo. Günaydın. Ay geldi işte benim şapşal damat. Günaydın Sadık Bey. Böyle sessiz konuşacağım. Çünkü seninle çok gizli bir plan yapmamız lazım. Aslında hep beraber birlikte yani. Tamam buyurun Sadık Bey. Yalnız bak bir düşündürmemesi lazım bunu, tamam mı? Ben sonra abinin ablanla da konuşacağım. Onlara da anlatacağım. Anlaştık mı? Yalnız benim bir tanesi acelem var. Acil işe yetişmem lazım. Yani işe gitmeden evvel. Bu işi çözmemiz şart. O zaman çabuk anlat baba. Doğru söylüyorsun. Tamam. Ben boşuna şapşal demiyorum buna. Şapşal işte. Bir konuya girecek giremiyor. Şapşal, balık şapşal. Şimdi şöyle, bizim yarın Betüş'le evlilik yıl dönümümüz ilk birincisi. Ben de bir otelde yer ayırttım. Böyle baş başa kalalım diye. Böyle bir sürpriz olsun istedim. Aynısı. Çok güzel düşünmüşsün Sadık Bey. Yani evden çıkacağız markete gider gibi. Pat oraya. Nasıl fikir? Çok eğlenceli. Değil mi? Aa, inanamıyorum. Tam bir yıl olmuş ve ben bunları ayıramamışım. Göstereceğim ben size eğlenceyi. Buraya kadar her şey tamam. Hiç problem yok. Yalnız burada bir problem başlıyor. Çocuklarla yarın gece bir geceliğine kim kalacak? Firuze biliyorum yarın izin günün ama acaba sen kalır mısın diye merak ettim ben de. Ay, tam da gününe denk geldi Sadık Bey. Kalırım kalırım tabii de. Yarın eşimin kardeşi doğum yapacak. Eşi de askerde. Yanında ben kalacağım. Söylemiştim ya size. Doğru ya doğru. Ben nasıl unuttum bunu hay Allah ya. Biz yalnız kaybıyız mı baba? Hayır öyle şey olur mu kızım? Hayır hayır olmaz o. Kaç yaşındasınız siz daha öyle? Sizin güvenliğiniz önemli. Ben peyim. Bir insan da güvensen eve canavar girse yok ederim. Kim kalır acaba ya? Kim kalırsa? Anneanne. Anneanne. Ha? Nasıl fikir? Anneanne. Tamam ben işe gidince arayacağım. Onlarla konuşacağım. İlla ki bir kalacağım yani. Gerçi kayınvalide de benden pek haz etmiyor ama. Neyse çocuklar için herhalde kabul ederler diye düşünüyorum. Memnuniyetle şapşal damat. İyi bari. Ondan haz etmediğimi anlamış. Anneannem olmazsa Sezda var. Hay aklınla bin yaşa sen Eda var. Baldız var doğru söylüyor. Neyse birinden biri kalır ben hallederim. Tamam mı merak etme. Ben halledeceğim size de haber vereceğim. Muhakkak haber vereceğim. Anlaştık mı? Anlaştık baba. Abinle ablanı da ben ararım ama sen gizlice söyle bunlara.
bana sonra. Anlatırsın. Tamam. Biş bende baba. Betül'ün ayaksızları. Hadi hadi bak işte onlar. Günaydın. 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 Ya biz çocuklarla biraz geç mi kaldık acaba? Ne zaman kaldık? Hadi Firuze abla hadi. Çok açım ben. Kahvaltı kahvaltı. Tamam hazırlıyorum Cem Bey. Ben de şimdi Firuze'cim sana yardım edeyim. Sihirli sabahlar. Korkuttun beni. Perihan. Tamam biz periler şatonun zilini çalmıyor olabiliriz ama yani hiç değilse insan nezaketen geliyorum diyebilir yani. Aşk olsun. Biz seninle çocukluk arkadaşıyız. Ayrıca Eda akşam sana görünmez olduğu gibi hepimize görünmez olmuş. Takip edeyim dedim. Periliçe dahil bulamadık. Nasılsa çıkar kokusu. Neyse ki o Betüş gibi değil. Öyle fanilerle gönül eğlendirip duruyor. Sonra da hevesini alınca bir kenara bırakıveriyor. Ama o da Sadık gibi bir damat getireceğim desin. Cinnet geçiririm. Peri cinneti. Dudu, bana bak. Sen böyle kafanda kötü kötü düşünceler olduğu zaman sert çıkıverirsin. Neler oluyor anlat. Aa, ne olacak canım hiçbir şey. Her zamanki şeyler işte. Dudu, bak sen nasıl ilk görüşte her şeyi anlıyorsan ben de anlıyorum. Yok 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 yok. Senin kafanda başka tilkiler var görüyorum. Perihan, sen Periliçe'nin yanında oldun olalı bana böyle bir üstten üstten konuşmaya başladın. Belki özelim, belki konuşmak istemiyorum. Taci nerede? Sana ne? Ay kıskançlık yapma periler aşkına. Özelim dedin ya ondan soruyorum. Odamızda. Uyuyor. İyi. Oraya da izin almadan gitmeyeceksin herhalde. En iyi arkadaşınla nasıl konuştuğuna çok dikkat et. Ayrıca o köpeğe çevirdiğin fani benim de arkadaşım. Benim de kocam. Sen onu düşünme. Onu düşünme benim işim. Eda'yı bulalım diye yıldız tozu gönderdi. Haber vermeye geldim. Burnumdan getiriyorsun. Yok yok yok. Sen de başka bir şey var. Sen bir işler karıştırıyorsun ama ben de onu bulacağım. Bul en iyi arkadaş. Hadi bul bakalım. Bana bak. Periler hanı oldun olalı Periliçe'nin muhafızı gibisin. Ne zaman küçücük bir sihir yapmaya kalksam baş ispiyoncu sensin. Benim görevim bu. Ya ne olur bir kere de işleri Arap saçına çevirmeden senin canını ne sıkıyor gelip anlatsak, konuşsak, birlikte çözüm bulsak. İstemiyorum Perihan. Konuşmayacağım Perihan. Umarım bir dahaki geldiğinde haber vererek gelirsin. Ben anladım. Sen benim gitmemi istiyorsun. Peki. Gidiyorum ama Periliçe'nin bana verdiği yetkiye dayanarak bu gizemli tutumun yüzünden gözüm üstünde olarak gidiyorum. Sihirli sabahlar. Sanki sana çaktıracağım. Seni duyuyorum Dudu. Git artık Perihan. Ay, gidebildi. Uf, dizlerim ağrıyor. Tam iki saat dans ettiler. Ben sabaha kadar yapardım. Sen pes ettin. Ben pes etmedim. Bu gece de devam. Gelene kadar. Rüyanda görürsün. İkiniz de rüyamızda görürsünüz. Bu akşam Tuğçe gelecek. Birinci o. Kesin. Ay, konunun orta oldu Tuğçe'ye geliyor. Sonra sen Çile'nin odasına Ceren. Pardon, pardon. O niyeymiş? Tuğçe ile yalnız oturacağım. İyi, kış bahçesinde oturun. Artık odalarımızı ayırsanız. Bence de. Abim başka odaya gitsin, Çilek benim odaya gelsin. Hayır, sen Çilek'in odasına gideceksin. O oda benim olacak. Şşt. Ama bir günde didişmeseniz olmaz yani. Hayatım, sakin ol. Bir formül bulup çözeceğiz elbet. Hem zaten büyüdüler de. Kızların aynı odada kalması daha mantıklı.
da hangi oda kime onu çözeceğiz. Anne pardon da ben Peri'yim ve bizim Peri olduğumuzu bilmiyorlar. Ben abimle aynı odada kalırsam nasıl sizi yapacağım? Çinek bir de şimdi sen başlama. Hı? 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 Ne oldu? Bir şey mi dedin hayatım? Yok ben nasıl çözeriz diye düşünüyordum. Sanırım en mantıklısı çekiliş yapmak. Çok iyi fikir. Bravo. Madem kendi aranızda karar veremiyorsunuz. Hı. Çekiliş yapmak en adili. Bravo. Vallahi bravo. İyi akıl ettin yani. Saat de geç oldu ha. Benim acele etmem lazım. Aa, çok erken değil mi? Erken. Çok erken. Çok işim var bugün hayatım. Çok işim var. Hı. Çıkmam lazım. Sen ne yapacaksın? Ben önce kafeye gideceğim. Sonra Eda kafeye gelince Sevgi evine çocukların yanına gideceğim. Sonra tekrar kafeye geleceğim. Sonra eve geleceğim. Benim bir sürü işim var. Ben de erken çıksam iyi olur. Epey sipariş var bugün. Betüş Hanım, size gerçekten çok saygı duyuyorum. Yani şu kafeyi açtınız ama o çocukları da hiç ihmal etmiyorsunuz. Ben de oradan geldim. Oradaki çocuklarla vakit geçirmek hem onlara hem bana çok iyi geliyor. Bir gün biz de gelebilir miyiz? Yani inanın bu kadar çok işim olmasa ben de seve seve o çocuklara gönüllü annelik yapmak isterdim. Tabii. Bir gün birlikte gideriz. Birini mi bekliyoruz? Hayır. Ben bakarım. Merhabalar. Merhabalar. Ha Avni ben. Yeni taşındık da komşu olduk. Ha öyle mi? Ay hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş çok bulduk. Memnun oldum. Firuze ben. Firuze mısınız? Yok yok. Ya bir aksilik oldu da acele taşınırken bazı kutular böyle bozulmuş, hasar görmüş. Bizim şeyin delersin ya duvar. Şey, matkap. Matkap. Onun şarjı kırılmış. Sizde varsa onun için geldim ben. Ay var tabii var. Buyurmaz mısınız? Siz içeri gelin. Ben size matkabı getireyim. Hem aileyle tanışmış olursunuz. Buyurun buyurun. Buyurun çekinmeyin gelin lütfen. Böyle çalışırken de böyle gelmeseydin. Ben kapıyı kapatayım bari. Sadık Bey, Betüş Hanım, Avni Bey. Karşı eve taşınan yeni komşumuzmuş. Öyle mi? Öyle. Çok memnun oldum evet. Efendim. Hoş geldiniz. Ben de hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İşte. Bir çocuk ha? Evet. Aslında ben matkap için gelmiştim ama siz böyle görünce de duygulandım. Biz çok istedik eşimle, eşim Suzan. Ama olmadı işte. O yüzden de çok düşkünüz çocuklara. Hayat mucizelerle dolu. Bazen hiç beklemedikleriniz, olmaz dedikleriniz olur. İnşallah olur. Siz matkap istemiştiniz değil mi? Aa matkap ya matkap tamam tamam matkap ama getiriyor hanımefendi. Şey öyle mi? Yapmayın. Evet. Tamam. Benim acilen çıkmam gerekiyor da tamam. Kusura bakmayın. Ailece bekleriz bir gün inşallah. Tabii. Buyurun ben lütfen siz bir çay. Hayır yok. Siz bir çay için lütfen. 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 Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz. Matkap. Matkap. Ben size çay getireyim. Aa, Betüş Hanım lütfen rica ederim. Siz oturun ben getiririm. Tamam. Zahmet etmeseydiniz. Yok canım. Çocuklar görüşürüz. Hayatım görüşürüz. Görüşürüz canım. Çocuklar, yarın Betüş'le evlilik yıl dönümümüz için sürpriz bir şey hazırladım. Cem, Ceren, siz uyurken Firuze ablanız ve Çilek'le konuştuk. Onlar size Betüş yokken anlatır. Sır, öptüm. Çocuklar, toplu mesaj mı geldi? Şey ya bab senin bizim bildirim sesimiz. Okuldan. Evet okuldan. Bugün ders yok da etkinlik var. Sağlık semineri, onu hatırlatıyorlar. Helal olsun. Bravo okulunuza. Üçünüz aynı okula gidiyorsunuz değil mi? Üç kardeş aynı okul. Aferin ya.
Avni Bey, benim işe gitmeden önce yapmam gereken ufak tefek işlerim var da. Ne olur bizi artık yabancı görmeyin komşuyuz. Ben hemen onları halledip geliyorum, olur mu Firuzeciğim, çay? Ay ay Allah, hem zaten sabah köründe rahatsız ettim, hem bir de çaya zahmet etmeyin. Hem ben gideyim. Benim hanım Suzan Pimpirikli'dir. Merak etmesin şimdi. Ben. Onu da çağırın, arayın. Bir mola vermiş olur, bir çayımızı içer. Yok yok. Gerek yok, gideyim ben. Ben de hemen geliyorum. Siz hemen. Hadi bakalım çocuklar, servis geldi, hadi. Ben önden çıkıyorum. Bay bay Emine amca. Bay bay. Hadi hadi, ne duruyorsunuz, hadi. Yeni anneannem mi biz, yoksa teyzem mi burada kalacak? Bence ikisi de kalsın. İkisi de komik. Bak canım, özellikle de sen babanın bir düşe yapacağı sürprizi ağzından kaçırmıyorsun, tamam mı? Aferin. Evet, tek gerçekten bunu da merak etmeyin, biz onu sustururuz. Hadi bakalım. Al bakalım, alın bakalım. Hadi çabuk. İyi dersler. Görüşürüz. Hadi bakalım. Ay kusura bakmayın. Avni Bey. Ya yarın Sadık Bey'le şimdi evlilik yıl dönümü. Sadık Bey de iki arada bir derede çaktırmadan bir sürpriz hazırladı. Ben de çocuklara ağzlarını sıkı tutsunlar diye tembih ediyordum. Avni Bey. Avni Bey. Ay Betüş Hanım. Ay Betüş Hanım, bir şey oldu. Çok mu oldu, ne oldu? Konuşuyorum. Duymuyor, takıldı kaldı. Avni Bey. Hay Allah. Zaman dursun. Ne olursa zihnim aksın ki düzeltebileyim. Ah. Siliyoruz. Zaman aksın. İndim ben. Ben açarım canım. Merhabalar efendim. Ben yeni komşunuz Suzan. Karşı evinize taşındık da. Betüş, buyurmaz mısınız? Ay yok yok. Evde bir dünya iş var. Kocam Avni matkap aramaya diye çıktı komşulara bakın. Avni? Matkap diye çıktın gittin gelmedin. Evde bir dünya iş seni bekliyor. Geliyorum Suzan, çay ikram ettiler de. Ay siz Avni Bey'in eşi Suzan Hanım'sınız. Ay buyurun, size de bir yorgunluk çayı ikram ederim. Buyurun oturun. Firuze ben. Memnun oldum ama yok, yok hayatım, yok. Evde her yer kutu 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 kutu. Yani böyle koliler bastı çok fena. O zaman şöyle yapalım. Anneciğim, ah canım benim. Ben bir matkapı alayım. Sen rahat rahat çayını iç, sonrasında gelirsin. Rahat rahat. Aa şurada da dur, bir şey kalmış bakayım. Bir kere de sadece işini yap. Evet dön. Heh, geçti geçti, tamam. Temizledim, gitti, hemen gitti. Efendim çok memnun oldum. İyi günler. Biz de öyle. Yine bekleriz inşallah oturmaya da. Neyse. Ya kusura bakmayın. Aslında neşeli olduğunda çok neşelidir de. Şimdi gerginliği var. Gerginliği. Hani böyle bir şey alınır, bir şey bir yere konur ya. Taşınma. Bravo, nereden geldi aklınıza taşı? Ha işte o telaştan biraz gergin. Ben bunu içemeyeceğim. Buyurun. Gideyim ben, gerginlik olmasın. Ben de çıkıyorum. Peki. Ha ben de çıkıyorum. Şöyle buyurun. Buyurun. Siz önden. Buyurun. Yok, o ben. Siz çıkın. Evet. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Buyurun. Ay ben telefonumu unuttum. Ay. Alayım da. Tabii. Hoşça kalın. İyi günler.
geldim. Eda. Sihirli sabahlar. Aa. Nereden böyle? Ay sorma. Dün gece biriyle çıktım. Sıktı. Hafızasından geceyi sildim. Sihirle evine bıraktım geldim. Hmm. Bu kıyafette miydin? Neredeydin peki? Sinema. Sinema. Hafızasını sildin. Sihirle evine bıraktın. Peri değil yani. Peri değildi. Anneme söyleme ama. Çıkarken seni gördü mü? Periyle çıkıyorum dedim. Sonra da kendimi görünmez yaptım. Ne? Peki buraya gelmeden önce şatoya uğradın mı? Hayır, çünkü daha ben çıkarken arkamdan Eda, Eda diye çığlık atıyordu. Neyse, en azından işe gelebildim. Çok mersi. Annem sorarsa sende kalmış olsa. Kesinlikle olmaz. Ben yalan söylemem. Hem şu çapkın Eda bir durulabilir mi? Ya yoksa sihir yapacak, bana bir gece şatodan çıkma yasağı gelecek. Annemin yaptığı sihirlerden en çok buna katılıyorum. Çok doğru yapıyor. Sen de biraz büyü lütfen. Betüş'üm, biz aynı yaştayız. İkiziz farkındaysan. Aynı insan olmak zorunda da değiliz. Ne yapayım, ben böyleyim. Ayrıca bu yaşta sokağa çıkmak için izin mi isteyeceğim? Tabii ki hayır. Ama babamız fani, o merak ediyor. Sonra annemi idare etmek zorunda kalıyor. Yani babam işte senin doğru düzgün biriyle olmanı istiyor. O zaman şeyi sorsam, ben neden hala eniştemin ortağıyla tanışamadım? Fotoğraflardan çok beğendim ama bir türlü karşılaşamıyoruz. Ve bence bu kasıtlı, bilerek. Betüş. Aynen öyle. Yavuz seninle karşılaşamasın diye onu koruma sihri yaptım. Çünkü bu maymun iştahında onu da üzeceksin. O ötekiler gibi değil, daha ciddi. Gerçek bir aşk arıyor. Ben de. Hı hı, tabii. Hadi canım hadi. Madem dünyada da sosyalleşeyim dedim, birazcık iş yap o zaman. Bak ben bugün periler okuluna gidip geleceğim. Lütfen ben yokken hoşlandığın hiçbir fani müşteriye sihir yapma. Yavuz'dan da uzak dur. İyi. Sen de salondan onun olduğu fotoğrafı kaldır o zaman. İçim gidiyor. Ben de ne yapayım? Hafızamı falan sileyim. Unutayım bari onu. Eda. Fotoğrafı unuttuk tabii. Ortak ben bittim ya. Zaten sabahladım. Son 3-5 dosya kaldı. Ondan sonra dinlenme odasına bir güzel gider, uyur, gelir bitiririm. Yavuzcuğum. Benim iş bitti ortak. Sana da geçmiş olsun o zaman. İş bitti de asıl iş şimdi başlıyor. He, sabah konuştuğumuz konu. Ya. Yüksek gerilim attı o. Saatte daha erken ama. Gerçi sabah 5'te arayan bir kayın vardı yani. Yani iyi şanslar o zaman. Görüntülü mü arayayım, sesli mi? Görüntülü görüntülü. Daha sempatik görün. Temiz olsun. Ay benim yüzümü görmeyi çok sevmiyor da. Onun için şey ettim. Gerçi geçenlerde çocukları ona bırakırken yüz yüze konuşmuştuk. Şirketin mene gittik ya. O işe yaramıştı bak. E o zaman görüntülü. Değil mi? Tamam. Görüntülü arıyorum o zaman. Ara. Arıyorum. Ya ara. Kravatım düzgün mü? Dur düzgün. Düzgün. Arıyorum. Dodo! Dodo! Ne var Taci? Aramam var. Ben onun beni ne için aradığını biliyorum.
Senin bilmediğin bir şey var mı ki? Ben seni hayatımızdan tamamen nasıl göndereceğimi bulana kadar bugünü bak neye çevireceğim. Geldim. Oh. Hoş geldin canım benim. Ha. Ver bir yanak. Anneciğim merhaba, nasılsınız? Mersi damat. Sen nasılsın? İyi, çalışıyoruz, ofisteyiz. Yavuz da burada, bakın. işler güçler. Şey neyse, ben şey için size, sizden bir şey rica etmek için, çocuklar için yani. Aradım. Aha, rica ne demek, torunlarım benim her şeyim. Benim de her şeyim. Kızım ve torunlarım benim her şeyim. Evet damat, seni dinliyorum. Sevgili anneciğim, sevgili kayınvalideciğim. Bizim şimdi yarın akşam biliyorsunuz ilk, birinci evlilik yıl dönümümüz. Ah, nasıl unuturum. Değil mi? Ben de diyorum acaba biz bir baş başa hani birlikte bir ne bileyim... Yemek falan. Tamam, kısa kesebiliriz. Anladım ben. Karınla baş başa olmak istiyorsun. Bir şeyler ayarladın. Muhtemelen sürpriz falan yapacaksın. Benden de torunlarıma bakıp bakmayacağımı soracaksın, evet. Valla sizin bu leblebiden leblebi anlama huyunuzun... ben huyunuza bayılıyorum yani. Evet, tabii ki torunlarıma bakarım. Biz mi gelelim, siz torunlarımı mı getirirsiniz? Çabuk ol, pratik ol, oyalıyorsun. Tabii, şimdi çocuklar evde rahatlar ya. Ben sizi aldırırım, siz hiç zahmet etmeyin. Hatta köpeğinizi de getirebilirsiniz. İsterseniz Eda da gelebilir. Tamam, Taci'yi alır gelirim. Ama Eda eserekli biliyorsun yani, bilemem. Valla bir tanesiniz dediğim. Sen de bir tanesin damat. Yani senin gibi bir tane daha damat görmedim ben. Ah, hadi sadece söyle, mesaj at. İşim var, kapatıyorum. Geçmiş olsun. Duydun değil mi? Duydum maalesef. Ya ben bu kadına bir gün saygısızlık yapmadım. Bu kadın beni niye sevmiyor ya? Yani aksi biri. Ama derdi seninle değil. Yani kendiyle belli. Sonuç olarak evet dedi mi? Dedi. Dedi. Hatta neyse ki içinde çocuk ve hayvan sevgisi de var. Neyse ki. Diyelim. Bir şey söyleyeceğim. Ya çok umurumda değil ama... hani içimde kalmasın, merak ettiğim için söyleyeyim. Neden Eda'dan bahsederken... eserekli diye böyle üstüne basa basa söyledi? Şimdi seni birkaç kere gördü ya. Şimdi Eda da sağ olsun biraz çapkındır. Tam da onun tipisin. İşte yani aklınca uzak tutmak için işte. Ya kadın o kadar takıntılı yani. Ha, o kadar. Ya zaten benim ne işim olur öyle bir kızla? Hiç. Ama bana da gönderme yaptı yani diyorsun. Hem sana hem bana. Anlamadın sen bak. Hem sana hem bana. Niye? Niye? Sizi bir araya getirmeyeyim diye bana ayar veriyor. Aklı sıra. Avni! Avni, ne oldu sana? Ay, kalbi atıyor mu? Ay, kalbi atıyor neyse. Bayıldı mı? Canım, ne haber? Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Benim ben Suzan. Ben Suzan. Karın Suzan. Ha, karın Suzan. Thank you.
Sihirli dersler çocuklar. Sihirli dersler. Yoklamaya göre bütün sınıf burada. Şimdi neyi biliyoruz? Bu derste hepimizin aklı, ruhu, zihni birlikte aynı amaç için çalışıyor. Periler neden var? Neden? Neden? Fanilerin mutlu olması için. Peki fanilerin mutlu olması için en büyük sihir nedir? Sevgi. Sevgi. Harikasınız. Peki bizler ne zaman sihir yapabiliriz? Fanileri kurtarmak zorunda kalınca. Evet. Peki biz sihirle neye karışamayız? Kader. Şahanesiniz. Şimdi bugünkü ders konumuz kader nedir? Ne demek olabilir ve sizce kadere neden karışılmaz? Şimdi size fani bir yazarın bir sözünü başlangıç ipucu olarak veriyorum. Kaderini sev, belki seninki en iyisidir. Buradan yola çıkarak haftaya bir ödev hazırlayacaksınız ve ben de önümüzdeki hafta size bu sözün öyküsünü ve fanilerin peri masallarından ne anlamaları gerektiğini anlatacağım. Betüş! Kızım, Sadık ve Yavuz öğle yemeğinde sizin kafeye geleceklermiş. Tamam Perihan teyze, teşekkür ederim. Dersim bitiyor. Hemen gidip Eda'yı oradan yolluyorum. Umarım biz de Yavuz'u Eda'dan uzak tutarken kadere müdahale etmiyoruzdur. Sen 3-5 kutu taşıdın diye bayıldın mı Avni he? Tansiyonların tepelere mi çıktı ha? O kadının elinden içtiğin çay mı çarptı seni kokla? Çok acayip bir şey gördüm Suzan. O kadınla aynı anda evden çıktık. Betüş Hanım'la yani. Aynı anda hangi güne? İşe gidiyordu. Ben de eve geliyordum. Dinliyorum. Sonra şeyimi unutmuşum. Anahtar. Anahtar. Onu unuttum. Geri döndüm. Bir de ne göreyim? Kadın ışınlandı gitti. Komşumuz uzaylı mıymış? Ne bileyim Suzan. Evrende milyonlarca yaşam formu var. Uzaylı mıymış? Peri miymiş? Melek miymiş? Kendi gözlerimle gördüm. Büyülendim. Bayılmışım. Demek o kadın sana peri gibi geldi. Demek sen büyülendin o kadından ha? Öyle değil bak. Şimdi kıskançlığın hiç manası yok. Ciddi ciddi konuşalım bunu. Şimdi o kadınla ben geri dönüp... Sen gel buraya, gel buraya. Ben sana göstereceğim deliği. Göstereceğim deliği. Su çarpacağım sana. Bir de su çarpsın sana ya. Ya çabuk geç içeri. İçeri geç sana. Seni erken yemekleri çarptı. Afiyet olsun. Teşekkürler. Nasıl geçti? Güzel. Senin? Sorma. Kimler geldi geçti ama sihir kitabı çarpsın. Hiçbir yakışıklıyı sihirlemedim. Süper. Benim işim de bitti. Hadi sen artık şatoya dön. Hem annem çıldırmıştır. İdare edebilecek misin tek başına? Ederim. Sakin zaten. İyi. Belki biraz didişiriz ama gönlünü alırım. Bu akşama karışmaz o. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Gecede mi çıkacaksın? Ay bilmem. Üf, babamla otururken iyi de annem böyle bir zıplıyor, bir duruluyor. Denge mi bozuyor benim? Ben acaba başka şatoya mı çıksam? Kesinlikle izin vermez. Yok, doğru bir anını kollayayım ben, ona soracağım. Böyle bastılar bana, olmaz böyle. Neyse hadi çıkıyorum ben. Eda! Canım, canım kardeşim. Kapıda. Unutuyorum arada, tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne alırsınız? İki çay. İki çay. Bir pastamız varmış. Evet, çok güzel pastam var. Aa! Ne oluyor, niye herkes burada? Senin için Eda Peri. Hangi nedenle?
görünmez olup fanilerle görüştüğün, daha doğrusu sihirle onları etkileyip buluştuğun, yaşadığını yaşadıktan sonra da her şeyi unutturup buraya dönecek kadar bencil olduğun için. Ben öyle bir şey yapmadım. Yapmışsın kızım. Baba yapmadım. Öyle mi? Periliçem gösterir misin? Devam edeyim mi? Yeterli mi? Yalnız bunların çoğu bana kendiliğinden çarpıldı. Ben sıkılıp istemedim. Periliçe'nin bana verdiği yetkiye dayanarak seni bir süre görünmez olmaktan mahrum etme kararı aldık. Ya hayır Perihan teyze, yapamazsınız ya. Hayır ya. Bu durumda benim sana ekstra ceza vermeme gerek yok çünkü istediğim zaman seni görüyor olabileceğim. Oo, peri adaletinize sağlık. Fani bir baba olarak kız çocuğum yarı peri yarı fani, yok kaç yaşında olursa olsun, gece dışarı çıkınca aklım kalıyor. İçime su serpildi. Oh olsun. Yardımınıza mersi. Ben rica ederim diyemeyeceğim çünkü bir özür bekliyorum. Dilemeyeceğim. Zaten ben senin üstündeki periliçeye mersi dedim. Öyle mi? Peki öyle olsun. Taci, görüşürüz canım. Öptüm. Ay kocama öptüm dedi. Bunun cezası yok mu? Yok Tutu. Yok çünkü kötü bir niyeti yok. Perihan'ın kalbine bakarsan ki biz kalpleri okuyabiliyoruz. Bunun sadece kendi paranoyan olduğunu anlarsın. Sihirli günler. Oho, herkes kaçtı. Hareket biter, Taci gider. Her şey çok güzeldi. Teşekkür. Teşekkür ederiz. İyi günler. Beğendiniz mi? Nefis olmuş. Şahane. Tat ne yedindi şu menüye? Öğlen yemeğini koydun. Bizim de öğle tatillerine gidecek bir kapımız oldu. Ne güzel. Bir şeyler deniyoruz işte. Allah şahane olmuş vallahi. Daha nerede? Ya yine bir yerlerde sabahlamış. Ben de öyle dinlensin diye onu eve yolladım. İyi yapmışsın. Bir şey söyleyeceğim. Siz bir senedir evlisiniz. Bundan öncesi iki sene de var. İş çok garip ya. Ben böyle Eda'yla düğünde bile karşılaşmadım. Ya yani çok kalabalıktı ya, ondandır. Cidden mi ya? Siz orada da mı karşılaşmadınız? Yo, yani sanki adı var ama kendi yok. Bir tek fotoğraflarda gördüm. Hani işin garip tarafı sürekli Sadık'la beraberiz. Hem işte hem dışarıda. Hiç denk gelmedik. Gerçekten. Evet, hiç denk gelmediniz. Eline sağlık hayatım. Afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Belki de öyle olması gerekiyordur. Sadık. Yavuz. Ben niye masadayım? Neyim ben? İguana. Sen de kaplumbağa. Ne oluyor ya? Anne. Pembe rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle. Hayat renkli, günler şeker. Evde hep gülen biri, sanki bizden biri. Hem gerçek hem de
ben bir